Armağan Hocam, tabii vücudumuz bir fabrika gibi. Fabrika gibi çalışıyor. Peki idrardan bahsedecek olursak da, tabii böbrekteki sıvılar idrar yoluyla atılıyor dışarıya. Zehire atıyoruz diyoruz bazen de. Peki idrarın rengi hastalıkların habercisi olabilir mi? İdrar rengi nasıl olmalıdır? Kesinlikle. İdrarın rengi değişkendir. Temel olarak sarıdır. İçindeki urobilinojen dediğimiz madde nedeniyle, ki o da böbreğin attığı bir zehir grubu, sarı rengi alır. Ama bu sarının da tonları olur. Bazen çok açık sarı, hatta şeffaf suya yakın olabilir. Bu kişinin çok su içtiğini veya bir takım idrar böbrek hastalıkları olduğunu gösterir. Ve idrarın koyu sarı, belki de biraz pembeye, kırmızıya çalar renkte kabi olması kişinin çok az sıvı aldığını gösterebilir. Bazen idrara kan karıştığından renginin koyulaştığını düşündürebilir. Bu konuda uyanık olmak lazım. Kişinin idrarının kırmızı olması başlı başına bir problem. Kat'i ve kesin olarak söylüyorum. Normalde bir insanın idrarı kırmızı çıkmaz. Çıkıyorsa mutlaka idrara kan karışıyordur. Nereden karıştığını ve niçin karıştığını çözmek, bulmak tabii ki hekimin işi, üroloğun işi. Böbrekten itibaren idrar yolunun ucuna kadar herhangi bir aşamada anatomik olarak bölgede idrara kan karışabilir. Bu yol boyunca olan bir taş, yol boyunca olan bir enfeksiyon hastalığı, yol boyunca olan bir tümöral oluşum kanama yapar. Çünkü taş serttir ve iç tarafı duvarı tahriş ettiği için damarları bir anlamda yırtar ve kan karışabilir. Enfeksiyonda damarlar kızarır, şişer, ara ara çatlar, o da idrara kan karıştırabilir. Ve tümör, bütün böbrek tümörleri, mesane tümörleri, tümörün kitlesi ve artan damarlanma nedeniyle de çatlaklar oluştuğunda idrara kan karışmasına sebep olabilir. Buradan hani kötü hastalık, iyi hastalık gibi anlamamız ancak radyolojik teknik filmlerle yapılabilecek bir ayrım. Katiyen idrarda kan olması kanser demek değil, ama insanda da ara sıra kan çıkar canım idrarda da doğru değil. Kan gördüğünüz zaman mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanız şart. O size nereden, nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını ve çözümün ne olduğunu söyleyecektir. Burada kanı görünce ben bittim, çok kötü bir şey bu dememek lazım. Veya ne oldu, bir kere oldu geçti dememek lazım. Mesela tümörlerde mutlaka bir ay sonra, iki ay sonra bir daha bir kanama oluyor. Ama arada geçen süreçte tümörün hacmi büyümüş oluyor, kat ettiği yol büyümüş oluyor. Onun için bence ilk kanamada üroloji hekimine başvurmak çok doğru olur. Burada akılda kalması gereken en önemli nokta bu. Bu anlamda ben toplumumuzun daha duyarlı olmasını isterdim. Normal idrarın rengi açık sarı mı olması gerekiyor? Tabii ki açık sarı renklidir. Bir spektrum gibi, yelpaze gibi en açık sarı, hatta şeffaf sudan kıpkırmızı idrara kadar gidebilir. Açık sarı doğru. Biraz koyulaşması, sıvının alınmasının azaldığını gösterebilir. Pembeye çalıyor olması da hemen kan olayını akla getirmelidir. Bunlar gerçekten önemli. Çünkü çocuklarda da anneler genelde bir idrarlarına dikkat ederler. Bakarlı, ki tabii, hadi tabii. Rengi nasıldır diye. Tabii, çok önemli. Bu anlamda insanların dikkatli olması bazı hastalıklar açısından, erken teşhis açısından gerçekten çok önemli olur. İdrar yanmaları oluyor hocam. O neden oluyor? Temelde enfeksiyonlar, sistitler, bazen taşlar idrar yaparken yanma şikayetlerinin en sık sebebidir. Dolayısıyla normalde bir insan idrarını yaparken bir eziyet duymaz. Bir acıma, acışma, yanma duymaz. Ama bu oluyorsa mutlaka bir enfeksiyon, bir taş, bir sıkıntı vardır yani. Onun da bir haberci mi? Tabii mutlaka bir şeyin habercisi, bir problem olduğunun belirtisidir. Onu da hani çok önemsememek doğru değil bence. Kanama kadar böyle ciddiye alınmayabilir ama onun da bir çözümünün yapılması lazım. Çünkü bazen enfeksiyonlar yapışıp kalıyor, hayat boyu sürüyor, tekrarlıyor. Bu açıdan bir yanma olduğunda da bence erken, etkin, zamanında çözüm önem arz ediyor efendim.